KRT Akşam Haberlerinden merhaba sevgili izleyenler. 20 Ağustos Salı bugün, önce hızlıca gündem başlıklarına bakalım. Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesi kararına ilişkin savunma sanayi özelleşemez, uyumaz Sakarya demişti Cumhuriyet Halk Partisi. İşte o söylemin yansıdığı anlardan bir fotoğraf karesi şimdi ekranlarımıza gelecek. Ve şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi o tank palet fabrikasının özel sektöre devri kararına ilişkin uyanık kal diyor. Az önce ekranlarımıza yansıttık. CHP'li milletvekillerinin katılımıyla bir nöbet gerçekleşiyor Sakarya'da. 12 saatlik oturma eylemi yapılıyor. Saatler 18'i gösterdiğinde bugün bu eylem başladı. Yarın sabah saatler 06'yı gösterene kadar eylem devam edecek. Bizim de kameralarımız orada olacak sevgili izleyenler. Neler söyleniyor, neler yaşanıyor hepsini sizlere aktaracağız. Dün askeri konvoyun güzergahına saldırı düzenlenmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri konvoyun. Ve bugün de İdlib'den gelen haberler var. Dün 3 sivil hayatını kaybetmişti sevgili izleyenler ama Suriye rejim güçlerinin saldırılarının devam ettiği söyleniyor. Ve İdlib'in de adeta hayalet kenti andıran görüntüleri geliyor. Diğer yandan saldırıların camiye dahi düzenlendiği belirtiliyor. Ve saldırı dar nedeniyle bölgede yaşayan siviller de göç etmeye başlamışlardı. O göç dalgası da sürüyor. Detaylara bakacağız. Ve bu yılın en büyük yangını olarak nitelendiriyor. Türkiye biliyorsunuz orman yangınlarıyla boğuşuyordu. Ama İzmir, Karabağlar o acının en çok hissedildiği adreslerden biri oldu. Karabağlar'dan yansıyan bir görüntü şimdi ekranlarımızda. Yaklaşık 48 saat sonra bu yangın kısmen kontrol altına alınabildi. Az önce, dakikalar önce kontrol altına alındığı bilgisi geldi. Ama bu yangını belirtelim, tam 500 hektar ormanlık alanımız kül oldu. Daha da fazlası var. Biraz sonra yansıyan son görüntüler de ekranlarımızda olacak. Şimdi İdlib'den yansıyan gelişmelerle akşam haberleri başlıyor. Uzun bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi destekleyen net bir mesaj verdi sevgili izleyenler. Dün İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu güzergahına yönelik saldırıyı kınadılar. Suriye ise Türkiye'yi rejim muhaliflerine silah sevkiyatıyla suçladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri konvoyunun güzergahına düzenlenen saldırıda 3 sivil ölmüş, 13 sivil yaralanmıştı. Esad rejimi karşıtlarının aktif bir şekilde yer aldığı son toprak parçası olarak bilinen İdlib'te operasyonlar devam ederken bu saldırı ABD'nin de tepkisine yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus hava saldırısını kınadı. Morgan Ortagus Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı için pervasız ifadesini kullandı. Ortagus açıklamasında Esad rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkesi hemen geri dönmelidir. Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısı sivillerin, insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriye'nin altyapısının acımasızca hedef alındığı saldırıları izliyor. Bu şiddeti kınıyoruz. Şiddet son bulmalı dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Staffan Dujarric de Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı ve saldırının neden olduğu zayiat son derece endişe verici dedi. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'ysa, Şam yönetiminin Türkiye'yi bölgeye silah ve cephane taşımakla suçladığını bildirdi. Sana'ya konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, cephane, silah ve ekipman yüklü Türk araçları pazartesi sabahı Türkiye-Suriye sınırını geçerek Han Şeyhun'daki Nusra cephesi teröristlerine, ki bu örgüt Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor, yardım etmek için Sarakip şehrine girdiler. Bu Türk rejiminin terör gruplarına sınırsız desteğini bir kez daha teyit ediyor iddiasında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna saldırıya ilişkin Türkiye'den gelen cevapları, açıklamalara bakalım şimdi sevgili izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'deki TSK konvoyuna saldırıyla ilgili konuştu. Rusya'yla her düzeyde temaslarımız var dedi.
Suriye'nin geleceği bakımından ve siyasi çözüm bakımından da önemlidir. Bizim 9. Gözlem noktamızın güvenliğini sağlayacak konvoyumuza yakın bir yerde biliyorsunuz dün bir taciz ateşi oldu ve 3 sivil öldü, 12 sivil yaralandı. Zaten Milli Savunma Bakanlığımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptılar ve bu saldırıdan sonra da Rus muhataplarımızla temasa geçtik. Genelkurmay Başkanımız muhatap Giresunluk'la telefonla görüştü. Aynı şekilde diğer arkadaşlarımızla görüşüyor. Gerek olursa yine hem Sayın Davutoğlu ben görüşürüm. Eğer bu saldırılar ya da buradaki çatışmalar durdurulmazsa tabii ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da ihtiyacı olduğu zaman Sayın Putin'le görüşüyorlar. Ama şu anda Ruslarla her düzeyde temaslarımız var. Hem dünkü saldırıyla ilgili, tacizle ilgili hem de İdlib'de genel bir ateşkesin tesis edilmesi, sükunetin sağlanması ile ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dünkü misyonumuzun da görevi, konvoyumuzun da görevi 9. gözlem noktamızın güvenliğini sağlamak. Bu 9. gözlem noktaları da yine Rusya'yla ve İran'la yani Astana çerçevesinde mutabakat çerçevesinde kurulacak. Dolayısıyla bunların burada gözlem noktası vardır. Şu anda tabii bunu başka bir yere taşıma gibi bir niyetimiz de yoktur. Görevini sürdürecek. Arkadaşlarımız gerekli tedbirleri, güvenlikle ilgili askeri tedbirleri alıyorlar. Sağda zaten istihbaratımız da mevcut. Yani burada rejimin de esasen ateşle oynamaması gerekiyor. Daha önce de söyledim. Yani biz burada kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için ne gerekiyorsa onu yaparız. Zaten niye Rusya rejimin garantörü oldu? Çünkü rejimle münasebetleri var. Birlikte çalışıyorlar. Aynı şekilde İran da o sebeple Astana platformunda rejimin garantörü oldu. Yani bu tür temaslar olmasa zaten bu işi bir noktaya da getirmek de mümkün değil. Onların rejimle her ne kadar biz rejimi meşru olarak görmesek de temasını doğru bulmasak da ya da rejime verdikleri desteği doğru bulmasak da siyasi bir sürece ulaşma konusunda onların rejimle olan temasının faydalarını da görüyoruz. Yani burada PKK ve YPG konusunda evet kırmızı çizgimiz var ama herkes diğer ülkelerle veya biz sevsek de sevmesek de rejimlerle de ilişki içinde olabilir. Bunun dezavantajları da olur. Faydası da olabilir. Bizim görevimiz de bu dezavantajları avantaja çevirmektir. Tabii bu kadar değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen güvenli bölge müzakerelerine ilişkin de soruları yanıtladı. Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz dedi. Çavuşoğlu konuşmasının devamında anlaştığımız konular var, anlaşamadığımız konular var. Eğer olmazsa bizim kendi planımız var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, harekat konusunda hazırlıklarımız var dedi. Burada hep söylediğimiz şudur. Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade edeceğiz. Yani Türkiye'yi bir taraftan oyalayarak diğer taraftan sizin de söylediğiniz gibi terör örgütlerine silah verilmesi ve işi zamana yaymasını bizim terör etmemiz mümkün değil. Güvenli bölgeyle ilgili derinlik olsun, içeride kontrolün sağlanması olsun, yine gözlem noktaları güçler olsun. Bu teknik konularda müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşılan konular var. Anlaşamadığımız konular var. Farklı düşündüğümüz konular var. Yani ne anladığımız ve ne yapmak istediğimiz konusunda tüm konularda, her konuda anlaşma yaptık, anlaştık dersek olmaz. İyi bir başlangıç derken bunu söylüyoruz. İşte o farklı düşündüğümüz, farklı pozisyonlarımızın olduğu alanlarda tabii ki biz
müzakeremizi sürdüreceğiz. Olur, olur. Eğer olmazsa zaten bizim kendi planımız var. Oraya girme konusunda hazırlıklarımız da var. O adımları atma konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları da nettir. Hiçbir tereddütümüz olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir ülke olsun, Suriye olsun, Irak olabilir veya başka bir konu olsun. Sizin çalıştığınız ülkeleri başka sevseniz de sevmeseniz de veya rejimle veya başka ülkelerle de angajmanı olabilir. Bu doğaldır. Ama bir ülkenin öyle öyle NATO'da müttefik olduğumuz bir ülkenin bir terör örgütüyle ittifak kurması kabul edilemez. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Dış politikaya dair değerlendirmelerde bulundu. Çeviköz, Soçi mutabakatı hakkında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Türkiye'nin Soçi mutabakatını daha fazla yürütme imkanı kalmadıysa mutabakattan çekilme zamanı da gelmiştir dedi. Rusya, Suriye ordusunun ve Suriye güçlerinin hareketlerini desteklediğini Putin'in ağzından en yüksek düzeyde açıklamıştır. Türkiye ise bunun engellenmesi için sürekli olarak Rusya'yı uyardığını dile getirmektedir. Demek ki Rusya ile Türkiye arasında bu konuda ciddi bir görüş farklılığı oluşmuştur. Bu da Soçi mutabakatının artık çöktüğü anlamına gelmektedir. O zaman yapılacak şey nedir? Biz yeni şehit cenazelerinin gelmesini istemiyoruz. Herhangi bir şekilde İdlib'te bulunan Mehmetçiğin saçının teline bir zarar gelirse bunun sorumlusu Suriye ordusu veya Rusya olmayacaktır. Onun için en kısa zamanda Mehmetçiğin İdlib'te bulundurduğumuz gözlem noktalarındaki askerlerimizin güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin derhal alınması artık şart olmuştur. Eğer Türkiye'nin Soçi mutabakatı daha fazla yürütme imkanı kalmadıysa o zaman bu mutabakattan çekilmesinin de zamanı gelmiştir. Rusya, Türkiye ile örtülü savaş halinde. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Naim Babiroğlu, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gelişmeleri bu sözlerle değerlendirdi. Peki İdlib'de neler yaşanıyor? İdlib'deki saldırılar sürüyor. Suriye'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib adeta hayalet kente döndü. Saldırılarda bir cami de hedef alındı. Öte yandan saldırılardan kaçan Suriyeli siviller güvenli olan Türk sınırına doğru kaçışlarını sürdürüyor. Kurban Bayramı'ndan bu yana devam eden İdlib'deki saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan sivillerin ise zorunlu olarak göçleri sürüyor. Hanşeyhun ilçesi kırsalındaki bir yerleşim birimindeki camide devam eden saldırılardan nasibini aldı. Şu an bir caminin içerisindeyiz. Kameraman arkadaşım Mustafa Kanlı ile birlikte Suriye rejiminin bombardıman altında tuttuğu Hanşeyhun'a yakınındaki bir yerleşim birimindeyiz. Şu an içinde bulunduğumuz camide bu saldırılardan nasibini alan yerlerden biri. Ali bin Ebu Talip Camii neredeyse kullanılamaz hale geldi. Camiye yapılan saldırıda yaşamını yitiren yok. Sadece yaralananların olduğunu belirtiyor buradaki yerel kaynaklar. Bu arada saldırılardan kaçan Suriyeli sivillerin güvenli olan Türk sınırına doğru kaçışları ise sürüyor. Devam eden saldırılar nedeniyle bölgede neredeyse hiç kimse kalmamış. Bölge bir anlamda hayalet şehre dönmüş. Buradakilerin güvenli bölge olan Türkiye'ye doğru hareket ettiği belirtiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değindi sevgili izleyenler ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının karaya oturduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'de var olmadığını söylerken Türkiye'nin Doğu Akdeniz güç dengesinde olmadığını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji dengesinde ve enerji planlamalarında olmadığını dile getiriyoruz. Bunu dün parti sözcümüz Sayın Faik Öztrak da aynı şekilde dile getirdi. Eğer Türkiye Doğu Akdeniz'de varlığını güçlü bir şekilde sürdürebiliyor olsaydı,
siyasi bakımdan gücünü hala hissettirebiliyor olsaydı, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan 7 ülkenin gerçekleştirmiş oldukları Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Türkiye'de olurdu. Nedir bu 7 ülke? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Mısır ve Filistin. Niçin Türkiye yok? Eğer Türkiye Doğu Akdeniz'de var olsaydı, Türkiye de bu grubun içinde yer alırdı. Deniyor ki bizim orada 4 tane gemimiz var. Değerli basın mensupları, değil 4, isterseniz 14 tane gemi bulundurun. Bu bir yelken yarışması değildir. Bu Doğu Akdeniz oyunları değildir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası, Doğu Akdeniz'in stratejik derinliğinde dayanılmaz bir sığlıkta karaya oturmuştur. Olay budur. Ve karaya oturmuş bir Türkiye Doğu Akdeniz politikası da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmadığı anlamına gelir. İzmir'in Karabağlar bölgesine başlayan yangın tam 48 saat sonra güçlükle kontrol altına alınabildi. Geçtiğimiz pazar günü başlamıştı yangın ve son olarak da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Ama ne oldu sevgili izleyenler? Tam 500 hektarlık alanımız, ormanlık alanımız kül oldu. Az önce yangından bir görüntü ekranımızdaydı. Şimdi işte yangından sonrası bu şekilde kapkara bir görüntü karşıladı insanları İzmir'deki ormanlık alanda. Tabii drone'la çekilen görüntüler bunlar sevgili izleyenler. İnsanları üzen görüntüler oldukça fazla. Söndürme çalışmaları çok uzun süre devam etti ve son olarak da yangının kontrol altına alındığı bilgisi geldi. Sesi arıyor mu bağlamıyor? Abi gönderdin mi buraya? İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar'la Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde kısmen kontrol altına alındı. Pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar'ın Trazlı mevkiinde başladı orman yangını. Sonrasında ise 2 ilçeye sıçradı. Menderes ve Seferihisar ilçelerinde geniş bir alana yayıldı yangın. Pazartesi gecesi durumu Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un sosyal medya mesajı özetledi. İzmir için yine zor bir gece. Yine ciğerlerimiz yanıyor. Gödence bölgemizde yeni bir yangın başladı. Ekiplerimiz de buradayız notuyla bu görüntüyü iletti. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler gece boyunca çalıştı. Alevlerin Bahçecik ve Yeniköy evlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Kuyucuk'ta 15 hanede yaşayan 35 kişi ve Menderes Balaban köyünde yaşayanların tahliye edildiğini duyurdu. Trazlı'da bir orman işçisi meteoroloji istasyonunu korumak isterken yaralandı. Nasıl, iyi mi, ışık yapalım mı bir daha? İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları bugün de devam etti. Ancak akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte de orman alevlere teslim oldu. Söndürme çalışmalarında son teknoloji de kullanıldı. Gece uçuşu yapan helikoptere takılı gece görüş sistemindeki kızılötesi algılayıcılardan alınan veriler anında mesaj olarak yerdeki birimlere aktarıldı. Ancak bu sistem doğrudan yangın söndürmeye dönük değildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede helikopterle inceleme yaptı. Bakan Pakdemirli gece saatlerinde ise kameralar karşısına geçti, son durumu paylaştı. Genel itibariyle yukarıdan gördüğümüz ve işte gözümüzle gördüğümüz görüntüye bakacak olursak kuzeybatı istikametine hala buradan da görülebildiği gibi kuzeybatı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ve ağırlıkla yani bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii alttan alta mutlaka kökten yanmalar var ama önemli bir kısmının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Ama güney doğudan başlamak üzere kuzey doğuya kadar da uzun bir hat ve uzun bir çizgi içerisinde yer yer devam eden, yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını
görüyoruz. Gece ekibine havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek verdi. 20 helikopterle 200 arazöz çalışmalara katıldı. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Günlerde süren orman yangınında çok sayıda hayvanda telef oldu. Bazıları ise son anda kurtarıldı. Yavru bir kaplumbağa ekiplerin su desteğiyle böyle yaşama tutundu. Nasıl çiğ baksanız? Allah belasını versin. Azizlik. Ana şuna bak hala. Bu arada gelen ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da araştırmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İzmir'deki yangın etkili olduğu alan bakımından bu yılın en büyük yangını oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki yangının 53. saatinde kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli bu açıklamayı yaptığı dakikalardaysa yine İzmir'den bir yangın haberi geldi sevgili izleyenler. Bu kez Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bugün saat 17.30 sularında Bayraklı'daki Seyirtepe yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesiyle söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler yerleşim yerlerine de yakın olan ve kuru otların da tutuşmasıyla büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyorlar. Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeyi yinelemedi ve mimarlık şirketi olduğu iddia edilen firmadan helikopter kiralamaya devam ettiler. Alevlerin İzmir'i etkisi altına aldığı bu günlerde Türk Hava Kurumu'na ait olan yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığı sorusu bir kez daha soruluyor sevgili izleyenler ve merak ediliyor. Kuruma ait olan o uçaklar bu yangında da aynen Muğla Dalaman'daki yangında olduğu gibi yine hangarda bekletildi. İzmir günlerdir alevlerin etkisi altında. 3 ilçede etkili olan yangın kontrol altına alınamayınca akıllara yangın söndürme uçakları nerede sorusu geldi. Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar atıl bir şekilde bekliyor. O uçaklar İzmir cayır cayır yanarken hangarda yatıyor. Yangına 20 helikopter ve 200 arazözle müdahale edilirken hangarda bekletilen Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar tepkiye yol açtı. CHP sözcüsü Faik Öztürak, bakanlık ve kurum arasında inatlaşma var dedi. Bakanlıkla kurum arasındaki inatlaşma sonucunda Türk Hava Kurumu uçakları helikopterleri havaalanında beklerken maalesef İzmir yanıyor. İktidar Büyükşehir Belediye Başkanımızın çağrısına uymalı ve derhal bölgede bir ağaçlandırma seferberliği yangın bittikten sonra başlamalıdır. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, niçin İzmir'deki yangınlarda uçak kiralanmamıştır diye sordu ve hangarda THK'ya ait 20 uçağın olduğunu vurguladı. Dün geceden itibaren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, uçakları harekete geçirmek için ne bekliyorsunuz diye sorarken THK eski başkanı ise uçaklar kullanılsa 500 değil 1 hektar arazi bile yanmazdı dedi. Geçtiğimiz ay Muğla'da çıkan yangında da THK'nın yangın söndürme uçakları kullanılmamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise kurumun ihalede yüksek fiyat vermesini öne sürerek başka bir firmadan bir yıllığına 34 uçak kiraladıklarını söylemişti. Şu anda yani kısmi bir duman altında kalma dışında. Aynı zamanda Muğla yangında alevlere müdahale etmek isteyen THK'ya ise bakanlık tarafından teşekkür edilmiş, gerek olmadığı söylenmişti. Son zamanlarda Ege bölgesinde çıkan yangınlar korkuya neden olurken İzmir'deki yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'daki tank palet fabrikasının satılmasına karşı bir kez daha sesini yükseltiyor. Tank palet vatandır, satılamaz diyen CHP'li milletvekilleri kent meydanında oturma eylemine başladı. Eylem öncesi fabrikanın satış sürecini anlatan bir klip paylaşıldı. İşte o klip şimdi ekranımızda. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devleti ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Onlar da bana finans garantisi verirler. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı, o da kırmadı. VMC'nin %50 eksi birini Katar ordusuna sattık. Sattık. Arifiye'deki ana bakım fabrikasının işletmesini, gereken yatırımları da yapmak, modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak üzere 25 yıllığına burayı BMC'ye, yani Katar Türk İşbirliği olan BMC'ye devredin. Bu tesisi modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir. Bu çalışmaları sadece kamu imkanlarıyla gerçekleştirmeye kalktığımızda en az buraya yapılacak yatırım için 50 milyon dolar gerekiyor. 50 milyon dolar gerekiyor. Ya 50 milyon dolar nedir Allah aşkına ya? Senin Muğla'daki yazlık sarayına harcandığın para 100 milyon doların üzerinde. 1 milyar doların üzerinde senin o saray için harcadığın para. Bir ülkenin silah fabrikasını 50 milyon dolar para bulamadım diye Katar ordusuna veriyorum diyor. Buradan çağrı yapıyorum. Sayın Erdoğan'a çağrı yapıyorum. O sözleşmeyi iptal et. 50 milyon doları ben sana bulacağım kardeşim. Bütün Türkiye şahit olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sakarya'da tank palet çıkarması. CHP'li milletvekillerinin katılımıyla Sakarya kent meydanında tank palet fabrikası için 12 saatlik oturma eylemi gerçekleştiriyor. Uyanık kal çağrısıyla saat 18'de başladı eylem. Gün doğumuna, yani sabah 6'ya kadar sürecek. Esra Yıldız şimdi orada. Esra'nın konukları da var ve sözü Esra'ya ve konuklarına bırakıyoruz. Sakarya'ya gidiyoruz. Evet Ülkü, iyi akşamlar diliyoruz biz de Sakarya'dan. Şu an Sakarya, CHP Sakarya İl Başkanlığı'nın önündeki Şemsiyeli Park'tayız. Burada 1975'te Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kurulan tank palet fabrikasının asfalt formülüyle özelleştirilmesi ve devriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları ve çok sayıda milletvekilinin katılımıyla bir oturma eylemi başladı. Saat 18'de basın açıklamasıyla başladı ve şu anda vekiller, genel başkan yardımcılarımız yanımızda ve hepsinden teker teker şimdi açıklamalarını alacağız diyoruz ve hemen yanımda Sayın Özkoç var, CHP Grup Başkan Vekili ve hemen kendisine uzatıyorum mikrofonu. Ben Sakarya milletvekiliyim. Öncelikle bu toprakların çocuğuyum. Şunu ifade etmek istiyorum. Katar ordusu neden bizim silahlı kuvvetlerimize ait tank palet fabrikasının sahibi oluyor? Türkiye bu kadar aciz mi? Bir soru daha soruyorum. Kaz Dağları'ndaki altınımızın %96'sını neden Kanada'ya verip %4'ünü bize bırakmalarına izin veriyoruz? Bu iki soruyu gerçekten cevabını alamadığımız için iktidardan bugün Sakarya'nın göz bebeği olan tank palet fabrikasının yarın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı asfalta devrinin olacağına dair sendika başkanlarının bize verdiği bilgiye dayanarak oturma eylemini gerçekleştiriyoruz. Bu oturma eyleminde tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Bütün gece burada kalacağız. Sabah 6'ya kadar burada uyuyacağız. Uyanık kalmaya çalışacağız. Neden? Eğer Türkiye uyanık kalmazsa TÜPRAŞ'ı sattılar.
Telekom'u sattılar, şeker fabrikalarını sattılar. Şimdi yeraltı madenlerine ve silahlı kuvvetlerin fabrikalarına sıra geldi. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler Sayın Özkoç. Ve yanımda Tahsin Tarhan var. Evet, ben de komşu ilden, Kocaeli'den bugünkü eyleme destek için geldim. Tarihimiz açısından çok önemli. 1975 yılında kurulan bu kuruluş gerçekten o dönem Türkiye'de askeriyedeki araçların bir vidası dahi Amerika'dan geliyordu. Yedek parça Amerika'dan geliyordu. Kaiser kamyonlarının o dönemler parçası yoktu. Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Oto yedek parça için kurulmuştu ordunun ihtiyacı olan. Ve sonra buradan gerçekten büyük araçlar üretildi. Türkiye tarihi açısından çok önemli. Alanı geniş, çok değerli bir yer. Yaklaşık değeri, bugünkü değeri 20 milyar dolar olan bir alan, fabrika. Yani kocaman bir kuruluş bir gece kanun hükmünde kararnameyle satılıyor. Türkiye'nin uyanması gerekiyor. Özellikle ben buradan Türkiye'deki sanayicilere seslenmek istiyorum. Sakarya Ticaret Odası'na seslenmek istiyorum. Odalar, Borsalar Başkanı'na seslenmek istiyorum. Türkiye tarihi açısından bir kurum bedava başka bir ülkeye peşkeş çekiliyor. Onun için acaba Türkiye'de yok mu bu sanayi kuruluşunu bir adım ileriye götürecek? Hiç mi bir sanayi kuruluşu yok? Onun için tarihi açısından önemli bir kuruluş. Yüzlerce binlerce kişi çalışıyor. 1 milyon 800 metrekare alan. Sadece arazisini hesapladığınız zaman milyon dolarları buluyor. Böyle bir kuruluş peşkeş çekiliyor. Hala tık yok. Türkiye'nin milliyetçi kesiminin ayağa kalkıp dur demesi gerekir. Bugün bir gecede, bir karanlık bir gecede kanun hükmünde kararnameyle fabrika peşkeş çekiliyor ve satılıyor. Onun için biz bu eylemi gece yapıyoruz. Karanlıkların sesi olmak istiyoruz. Karanlıkta da varız. Onun için bu sesi bütün Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Bu eylem için buradayız. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan ve Sibel Özdemir yanımda Sayın Vekilimiz. İyi akşamlar diliyorum. Ben de İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir. Evet, değerli vekillerimizin de açıkladığı gibi bugün gerçekten yine bir eylemde bir aradayız. Ve son yıllarda dikkatinizi çektiyse bir araya gelişlerimizin ve yapmış olduğumuzun direnişlerin, eylemlerin temel noktası milli servetlerimizin, milli değerlerimizin, kamu kaynaklarımızın, çocuklarımızın geleceği olan kurumların bir bir bu iktidar tarafından ve çok önemli yabancı ortaklı firmalara satılması. Kamu kaynaklarımızın, topraklarımızın bir bir elimizden çıktıklarına şahit oluyoruz ama tank palet fabrikası çok kritik ve çok önemli. Savunma sanayimizin kalbi olan ve gerçekten de çok büyük değerli bir arazinin bir gece yarısı, bir milli savunma, çok da ilginç olanı, bir Milli Savunma Bakanlığı'nın bir taşeron firması üzerinden dolaylı olarak yabancı ortaklı bir firmaya teslim edilecek yarın. İşte biz bugün sabaha kadar bütün ülkenin, bütün milliyetçi kesimlerin, bütün halkımızın dikkatini çekerek bu satışı durdurmak için sabaha saat 6'ya kadar burada olacağız. Ve inanıyoruz ki biz bu duyarlılığa, bu tepkiye, bu direnişe iktidar tepki verecektir ve bu satış gerçekleşmeyecektir. Ve milli artık servetlerimizin elimizden çıkmasına engel olacağız. Ve bu gece bütün vatandaşlarımızı, bütün burada hiçbir siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, bütün vatandaşlarımızı bu tepkiyi vermeye ediyoruz efendim. Sağ olun. Ve CHP Sakarya İl Başkanı Sayın Erdoğan Isır bizimle birlikte. Bizi yalnız bırakan Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Grup Başkan Vekillerimize, Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Aylardır sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tank palet fabrikası Türkiye'nin ilk milli savunma fabrikalarından biridir. Ve Sakarya'daki yurttaşlarımızın maddi manevi katkılarıyla kurulmuştur. Palet üretiminde de dünyada 4 fabrikadan bir tanesidir. Milli savunmamız için de çok önemli olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Arzu ettiğimiz şey şu: vatan sevgisi ve milliyetçilik sevgisi söylenme değildir, eylemedir. Eğer vatanını ve milletini seven insanlar varsa bu ülkede, ki var olduğunu biliyoruz, tank palet fabrikasının özelleştirilmesini asla istemiyoruz. Silah fabrikaları özelleştirilmez.
fabrikaları özelleştirilmez. Her zaman devletin ana damarıdır. Hiçbir zaman başka bir ülkeye verilmesi doğru değildir. Yanlış olduğunu buradan milletvekillerimizle, grup başkan vekillerimizle ve merkez yürütme kurullarımızla haykırmak istiyoruz. Sağ olsunlar, bize desteklediler. Bu topraklar bizim için çok önemli. Bu topraklar için tapet farkı gerçekten önemli. Bir palet üretimini, bir tank üretimini, bir obüs üretimini başka bir fabrikada yapamıyoruz. Bizler Türk işçisine güveniyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, bu fabrikanın Cumhurbaşkanı'nın 50 milyon dolar için satıldığını, özelleştirildiğini beyan ettikten sonra Genel Başkanımız 50 milyon doları bizler buluruz demişti. Evet, Sakarya halkı da bu rakamı bulur. Bizler fabrikanın asla özelleştirilmesini değil, milli kalmasını istiyoruz. Sizlere de destek verdiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim bu eyleme katkı verdiğiniz için ve Nurhayat Altaca, Sayın Nurhayat Altaca yanımda. Evet, merhabalar. Bursa'dan, Bursa milletvekiliyim. Bursa'dan desteğe geldim. Gerçekten tank palet fabrikası ile ilgili daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmıştı özelleştirilmesi için. Buna yönelik milletimizin duyarlılığı gösterilen tepki üzerine durduruldu. Fakat son olarak Harbiş Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre yarın Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan asfalt şirketine devriyle kanun dolanılarak adeta yeniden tank palet fabrikasının bu şirket aracılığıyla Katarların ortak olduğu, büyük oranda ortak olduğu şirkete kiralanacağını özelleştirme yoluyla öğrendik. Bunun için bugün başkanlarımız, il başkanlarımız, yöneticilerimiz, MK üyelerimiz, milletvekillerimiz, grup başkan vekillerimizle tabii Sayın Sakarya milletvekilimiz Engin Özkoç'un önderliğinde buradayız. Sabaha kadar burada olacağız. Uyanık kalacağız. Vatanımıza sahip çıkacağız. Milli yerli fabrikamıza, savunma sanayi fabrikamıza sahip çıkacağız. Başta Sakaryalılar olmak üzere bütün yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Herkes uyanık kalsın ve bu gece duyarlılığımızı, tepkimizi, vatanımıza, fabrikamıza sahip çıktığımızı gösterip yine bu özelleştirmenin önünü keselim diyorum. Çünkü bu toprakları gerçekten kolay kazanmadık, bağımsızlığımızı. Herkesin atası, dedesi ayağındaki çarığı çıkararak bir bağımsızlık mücadelesi verdi. Bu fabrika bizim bağımsızlığımızın da bir simgesidir. Kaldı ki biraz önce de söylendiği gibi 50 milyon dolarlık yatırım için veriliyor ve daha sonra bu Katarlar tarafından üretilecek tankları yine biz alacağız. Kabul edilebilir bir şey değildir bu. O yüzden biz sabaha kadar burada nöbetteyiz. Tank palet vatandır, satılamaz diyoruz. Herkesi de buraya davet ediyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ve Türkiye'nin ilk askeri fabrikasının özelleştirilmesine protesto etmek için Sayın Gökhan Zeybek vekilimiz yanımda. Evet, sabahleyin Sarıyer'de bir binamızda büyük hasar meydana gelmişti. Orada incelemelerde bulunduk. Oradan hızlıca buraya geldim. Mart ayında da gelmiştim Sakarya'ya. Tank palet fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili bir eylem gerçekleştirilmişti. Bu eylem ne zaman olsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan bir tesisle ilgili bir olumsuzluk yaşansa Sakarya'da olmak boynumuzun borcu. Ben tabii şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız çok sayıda palet fabrikasının önemini bahsetti ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun zamandır ülkede yaşattığı ekonomik politikaların sonucu olarak bir kere milli sermayemiz ciddi biçimde yurt dışına kaçtı. Yabancı sermaye girişinde ciddi biçimiyle daralma var. Hukuk sistemindeki anormallıklar yüzünden tank palet vatandır, satılamaz. Tank palet vatandır, satılamaz. Evet, halkımızın tabii bu duyarlılığı hepimizi çok mutlu ediyor. Ama işin özeti AKP'nin Türkiye'nin ödemeler dengesi ve bütçe açıklarını kapatma konusunda. Şimdi giderek bulabildiği tek çözüm askeri ya da devlete ait olan ne varsa hepsini satmak ve madenlerin yer altında bulunan ne olursa olsun vahşi bir işleme kapasitesiyle madenlerin ki çoğunlukla altın ve gümüş başında geliyor. Madenlerin
yabancılara peşkeş çekilmesiyle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Bakın ben 3 gün önce 6 milletvekilimiz birlikte Gümüşhane'deydik. Gümüşhane'de de siyanür atıklarının iki su deresine verilmesi dolayısıyla meydana gelen çevre felaketini yerinde incelemek için oraya gittik. Orada da gördüğümüz maden sahasında yaptığımız incelemede şunu fark ettik ki Türkiye'de bu tür araştırmaları yapan, maden arayan, çıkaran firmalarla ilgili halkı, çevreyi, doğayı, insanı ve canlıları koruyan bir devlet yok. Devlet işbirliği içinde, kiminle işbirliği içinde? Bu tekerlerle, bu yabancı şirketlerle işbirliği içinde. Bu işbirliğini sağlayan gerekçe nedir? Onu bütün kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Yani çevreye bu denli zarar veren faaliyetleri gerçekleştiren şirketleri kim nasıl koruyor? Bunu dikkatinize çekmek istiyorum. Tank palet fabrikasının özelleştirmesi gündeme geldiğinde Türkiye'yi dünyada en çok destekleyen ülkelerin başında Katar geliyordu. Ancak dikkatinizi çekmek isterim ki bugün Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz aramaları gündeme geldiğinde artık Katar devleti Türk devletinin yanında değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği konsorsiyumu, yani Mısır'ın da içinde yer aldığı konsorsiyumla birlikte hareket ediyor. Bu tür şehirliklerin, bu tür krallıkların olduğu ülkelerde kararların nasıl 24 saatte değiştiğini çok dikkate almak gerekir. Ve tank palet fabrikası gibi çok hayati öneme haiz bir tesisimizin hele demokrasiyle yönetilmeyen bir ülkenin silahlı kuvvetlerine teslim edilmesine kesinlikle karşı çıkmak gerekir diyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de katıldığınız için. Ve tekrar İstanbul stüdyomuza dönüyoruz. Evet Ülkü, sabah 6'ya kadar CHP Genel Başkan Yardımcıları, vekiller, STK'lar ve vatandaşlar burada. Biz de buradayız. Ara ara yayınlara bağlanacağız diyoruz ve iyi yayınlar şimdilik sizlere buradan bu kadar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan bağlantımız şimdilik bu kadar sevgili izleyenler. Çünkü saatler 18'i gösterdiğinde Sakarya'da nöbet başladı. Uyanık kal deniyor ve saat sabah 06'da bu eylemin, CHP'li milletvekillerinin eyleminin son bulacağı belirtilmişti. Nöbet sürüyor. Oradan yansıyan görüntüler böyle. Açıklamalar ekranlarımıza geldi. Tabii diğer yandan sadece sizler de gördünüz. CHP'li milletvekilleri yoktu orada. Halkın da bu eyleme desteği var. Sakarya'daki tank palet fabrikasının özel sektöre devrine ilişkin 21 Ağustos'ta yani yarın devredileceği bilgisi doğrultusunda CHP'li milletvekilleri uyanık kal eylemine başlamıştı. Yarın sabah saat 6'ya kadar da bu eylem sürecek ve gözümüz kulağımızda Sakarya'da olacak. Devam edelim. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Diyarbakır'da HDP eş genel başkanı Sezai Temelli açıklama yaptı. O açıklamaya katılmak isteyen gruplara ise polis müdahale etti. İşte bu görüntüler Diyarbakır'dan yansıdı. Dün de benzeri bir protestoya polis müdahale etmişti. Bugün saat 12 sularında HDP eş genel başkanı Sezai Temelli Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamaya bazı milletvekilleri ve partililer de katıldı. Ancak basın açıklamasına bazı partililer ve gruplar da katılmak istedi. Polis dün olduğu gibi bugün de tomalarla müdahale etti. Belediyenin karşısındaki ara sokaklarda protestoculara tazyikli suyla müdahale edildi ve protestocular dağıtıldı. Bir grup avukat HDP belediyelerine kayyum atanmasını protesto etmek için İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmak istedi ancak polis ona da müdahale etti. Polis adliye önünde değil meydanda açıklama yapılabileceğini belirterek avukat grubuna izin vermedi. Açıklama yapacaklarını belirten avukatlara polis müdahale etti. Açıklamaya bazı HDP milletvekilleri de katıldı. Müdahalede milletvekili Ahmet Şık'ın kolundan yaralandığı görüldü. Bir kadın polis de müdahale sırasında fenalaştı. Ordumuz,
3 belediyeye kayyum atanmasına CHP'den tepkiler peş peşe geldi. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ta kayyum atanmasını terörün değirmenine su taşımak olarak yorumladı. Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, geçer not aldılar. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da geçer not aldılar. Aday olmalarında bir sakınca yoktur dendi. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? Bu tür olayları yaparken sonuç itibariyle sandıktan çıkmış olan insanlara el çektiriyorsunuz. Sandıktan çıkmış olan insanlara el çektirirken bunun kesinleşmiş yargı kararlarıyla yapılmış olması, yapılıyor olması demokratik bir ülkeye, bir hukuk devletine yakışandır. Ama ortada böyle bir şey yok. Bundan hiçbirini yapmayacaksınız, hızlı karar almayacaksınız, dosyaları tekemmül ettirip mahkemelere vermeyeceksiniz ama basına servis edeceksiniz. O var, şu var, bu var deyip terörle mücadeleyi gerekçe göstermek suretiyle terörize edeceksiniz. Bu iş hakkında konuşanları yetmez, açık söyleyeyim, terörün değirmenine bunu yapmak suretiyle. HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasına bir tepki de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan geldi. Sandığa güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi Feyzoğlu. Vatandaş demokrasiye küserse hepimiz sıkıntı çekeriz dedi. HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına tepkiler dinmiyor. Muhalefet partileri peş peşe ses yükseltti. Kayyum hamlesine bir tepki de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan geldi. Beştepe'de 2 Eylül'de gerçekleştirilecek yeni adli yıl açılış törenine katılma kararının ardından barolar tarafından eleştirilmişti Feyzoğlu. 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili ise beklenmedik bir çıkış yaptı, sandığı işaret etti. Feyzoğlu, vatandaş demokrasiye küserse bundan hepimiz sıkıntı çekeriz, sandığa güvenmeliyiz dedi. Demokrasiyi Türkiye'nin her santimetre karesinde eksiksiz yaşayalım. Suçsuzluk karinesini tüm vatandaşlarımız için geçerli hak olarak benimseyelim. Sözün özü, seçilmiş kişilerin idari işlemle görevden alınması ilk bakışta demokrasiyle bağdaşmıyor. Çok çok zorunlu halde bunu yapıyorsanız hemen yargıya intikal ettirirsiniz. Vatanın her karış toprağında hukukun aynı şekilde uygulanması gerekmektedir. Hükümet 5. dönem toplu sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de %4+4, 2021'de %3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Ancak sendikalar kabul etmedi. Sendikalar anlaşmazlık karşısında eyleme yöneldi. KESK Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yaptı. İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz diye sloganlar atıldı. Mantıkta demokrasinin teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı almak öyle göz çevirmeli olmaz. Kimsenin sınırsız yetkisi yoktur. Var gibi davrananlar olur ama ülkeye çok şey kaybettirirler. Kendileri zaten kaybetmiş olur, zaten kaybediyorlar. Milletin iradesi çok önemlidir. Milletin iradesini yok saymak çok büyük bir hatadır. Dün de bununla ilgili açıklamamı yaptım. Ortada milletin iradesi vardır. Diyarbakır'da da, Van'da da, Mardin'de de. Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik vesaire gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız. Böyle olmaz bu iş. Bu sefer insanlar milli iradeye dönük güveni kaybederler ve o zaman başka bir ortam yaratırsınız. Çok üzücüdür. Şiddetle kınıyorum. Karşısındayım. İnsanların eğer bir suçu varsa yargılanırlar, cezasını bulurlar, işlem yaparsınız. Ama öyle hurafeyle, lafla, kuru lafla bu işler olmaz. Olmayacaktır da. Ve umarım bu yanlıştan dönerler. Umarım tekrar seçilen belediye başkanları görevlerine dönerler. Öyle İstanbul'a göz dönmüş işte falan filan öyle herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz. Teşekkür ederiz.
Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da belediyelere kayyum atanması tepkisini işte böyle dile getirdi. Milletin iradesini yok saymak büyük bir hata dedi Ekrem İmamoğlu. Ve şimdi devam ediyoruz. Az önce anonsunu yaptığım haberle hükümet 5. dönem toplu sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine zam oranlarını açıklamıştı. Sendikalar bu zam oranlarına yönelik kabul etmedikleri beyanında bulundular ve anlaşmazlık karşısında eyleme yöneldiler. KESK Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. Devalete teslim olmayacağız. Günlük bir çay parasına bile denk gelmeyen artışla kamu emekçileri ve emeklileri ile dalga geçilmeye devam edilmektedir. Maaşlarımızın revize adı altında sefalet oranlarında artırılmasına öngören bu teklifi kabul etmek mümkün değildir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Hükümetle memurlar arasında zam pazarlığı 20 gündür sürüyor. Bugünse o pazarlığın son günüydü ancak hala anlaşmaya varılamadı. Memur sendense eylem hamlesi geldi. Memurlar önce iş bırakma eylemi yaptı. Ardından da saat 17'de Çalışma Bakanlığı'nın önünde cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirildi. Hükümetle 20 gündür anlaşmaya varamayan memur sen iş bırakma eylemi yaptı. Saat 15'te memurlar için mesai bitti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın sürpriz gece yarısı görüşmesi de olumlu geçmeyince Yalçın'dan memurlara iş bırakma çağrısı geldi. Masanın sonuç ve çözüm üretme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması gerektiği kararındayız. Bu olumlu yaklaşım ve tavırlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz. Saat 15'te işi bırakan memurlar 17'de ise cüzdan bırakma eylemi yaptı. Binlerce memur Çalışma Bakanlığı'nın önüne geldi, boş cüzdanları bakanlığın kapısına bıraktı. Hükümet memur ve memur emeklisine 2020'de %4+4, 2021'de %3+3 zam teklifinde bulunmuş, son teklifi sadece 2 puan arttırmıştı. Uzlaşma yeniden sağlanamayınca Memursen'den eylem hamlesi geldi. Kamu görevlileri adına masaya oturan Yalçın, müzakere süresinin uzatılması çağrısında bulunmuş ancak hükümetten bir yanıt gelmemişti. Önümüzde artırma beklentisi içerisinde olduğumuz iki tane husus var. İlki müzakere süresini uzatmak. Diğeri ise hiç zaman kaybetmeden zam oranını bir an önce yükseltmek. Memurların iş ve cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirilirken KESK'ten de zam teklifine protesto geldi. Hazinenin kefen parası olarak tabir edilen ihtiyaç akçesine kadar halkın tüm kaynaklarını sermayenin yandaş müteahhitlerinin emrine sunanlar, sıra işçiye, kamu emekçisine, asgari ücretliye, emekliye gelince kaynak yok demektedir. CHP sözcüsü Faik Öztrak 18 yıllık AKP dönemini değerlendirdi. AKP'nin 18. yılında ne adalet var ne hukuk var dedi Öztrak. Ekonomi üzerinden de eleştirilerde bulundu. Şahlanışa geçen ekonomi değil işsizlik, vatandaşın sesini duymayan saray sosyetesi ifadelerini kullandı. 18. yılın görüntülerinde sosyete damat ve kayınpederden başka kimse yok. Tam bir tek adam ve onun aile partisi görüntüsü var. İsraf, debdebe, saray hayatı, ehliyetsiz, liyakatsizlerin elinde ülkenin tepe taklak gidişine herkes, aklı başındaki herkes şahit oluyor. İşte bu ehliyetsiz kişiler şimdi çıkmış adeta milletin aklıyla dalga geçer gibi ekonomi şahlanışa geçti, türbülans sona erdi gibi laflar ediyorlar. Dengelendik, dengeleniyoruz. Peki ekonomi şahlandıysa, her geçen ay bir öncekinden daha güzel oluyorsa milletimiz neden bunu hissetmiyor? En geniş tanımıyla işsizlik rakamına baktığımız zaman da ülkede işsiz sayısının 8 milyona dayandığını görüyoruz. Hayat pahalılığı da hiç hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Haziran'daki zammın ardından çay fiyatı bir kere daha %15 zamlandı. Saraya ve sosyete damada soruyoruz. Bu mu şahlanma? Şahlanan bir şey var, bir şeyler var. Şahlanışa geçen ekonomi değil. Şahlanışa geçen
işsizlik ve vatandaşın, milletin sesini duymayan saray sosyetesi. Bu arada çaya yine zam geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm çay gruplarında %15 oranında zam yapıldı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletme mamülü çay fiyatlarına ekonomik koşullardaki gelişmeler ve girdi maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek %15'lik zammı 25 Haziran itibarıyla uygulamıştı. Çaya yeni bir zam kararı daha alındı. Buna göre Çaykur'un bugünden itibaren tüm kuru çay gruplarında %15 zamma gittiği öğrenildi. ...13 Nisan'da Beşiktaş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma polisleri tarafından dövülen avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun şikayetini inceleyen İstanbul Valiliği iki polis memuru hakkında soruşturma izni vermedi. Gerekçe ise orantılı müdahale edildi. Ölümle tehdit ettiler. Ben bunu açıkça söyleyebilirim. Ölüm tehdidi var. İstanbul Valiliği avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu darp eden Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında soruşturma izni vermedi. Ayaklarından bağlarız, boğaza atarız şeklinde ve çok sert, çok bağırarak yapılmış bir tepki. Çok ciddi. Geçtiğimiz 13 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan düğüne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın gitmesi üzerine yol kapatılmış ve trafik yoğunluğu oluşmuştu. Tepki gösteren avukat Sertuğ Sürenoğlu korumalar tarafından darp edilerek ölümle tehdit edilmişti. Çırağan Sarayı'nın önünde yaşanan trafik sıkışıklığına tepki gösteren avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu öldüresiye döven Cumhurbaşkanlığı korumaları için yürütülen soruşturmada İstanbul Valiliği orantılı müdahale yapıldığı gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. Gerekçede her ne kadar avukat Sertuğ Sürenoğlu verdiği ifadede tutulan tutanağa tehdit edildiği için zorla imzalamak zorunda kaldığını belirtmişse de kendisinin hukuk fakültesi mezunu olduğu ve aynı dalda doktor öğrencisi olduğu düşünüldüğünde bu tür hukuki konularda nasıl davranması gerektiğini biliyor olması gerektiği, tutanağı imzalamak zorunda kaldığını söylemesinin hayatın olağan akışına uymadığı değerlendirilmiştir denildi. Sürenoğlu KRT ekranlarında tutanağı imzalamasının gerekçesini böyle açıklamıştı. Zaten artık o noktada bir de hukukçu olduğum için de işkence altında imzalanmış olan tutanağın hukuki bir değeri olmadığını da hukuken biliyorum. Böyle bir bilgi sahibiyim aynı zamanda. O yüzden de ben açıkçası bunu imzalamakta bir bahis görmedim. O yüzden de imzaladım. Tabii ki bu imzalamış olduğum evrağın daha sonra başıma neler açacağını da bilmeden. Daha sonra bu evrak benim başıma tutuklama talebi olarak geldi, ev hapsi olarak geldi sürecin devamında. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın korunmasının hassas bir iş olduğu belirtilerek bu sebepledir ki bahse konu olayda Sayın Cumhurbaşkanı'nın makam aracına doğru hamlede bulunan ve yüksek sesle bağırarak el kol hareketi yapan Sürenoğlu'nu yakalamaları, muhafaza altına almaları ve bu esnada orantılı güç kullanmalarının görevleri gereği olduğu, bu sebeple iki koruma görevlisinin sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır ifadesi dikkat çekti. Ayrıca gerekçede Sürenoğlu'nun aracın içerisindeyken aracın sert kısımlarına kafasını vurarak kendisine ve görevli polislere zarar verecek şekilde hareketlerde bulunduğu belirtildi. Sürenoğlu'nun darp edilmesine ilişkin soruşturmaya Türkiye Barolar Birliği de müdahale olmuştu. Açıklama yapan Metin Feyzoğlu tepkisini böyle dile getirmişti. Benim devletimin verdiği kimlik kartını taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi. Yolu niye tıkadınız? Bizi otobüste niye beklettiniz diyor bu çocuk. Ve ya, sen Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin diye içeri alıyorlar. Evet, şimdi avukat Sertuğ Sürenoğlu telefon attığımızda. Sayın Sürenoğlu merhaba. Merhabalar.
Yılan hikayesine dönmüş gibi görünen bir süreçle karşı karşıyayız adeta. Sizin yapmış olduğunuz şikayetle ilgili İstanbul Valiliği'nin polis memurları hakkında soruşturma izni vermediği, artık son olarak bu konuyla gündeme geldiniz. Bu kararı nasıl yorumlarsınız bir avukat, bir hukukçu olarak? Yani kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu inceleme esasen Sayın Metin Feyzoğlu'nun yapmış olduğu şikayet üzerine başlatılmış idari soruşturma neticesinde verilen bir karar gibi gözüküyor. İlk başta konu kısmında öyle başlıyor, ama devamında savcılığın görevi kötüye kullanma suçu ile ilişkilendirilerek onunla birleştiriliyor. Yani neresinden baksanız neredeyse her paragrafı tamamen hukuksuzluk içeren bir yazı silsilesi diyebilirim. Tabii yani, şimdi içerisinde orantılı güç olarak nitelendirilen bir durum var. Siz nasıl yorumluyorsunuz o şiddete maruz kalmış biri olarak orantılı güçle mi karşı karşıyaydınız sizce? Yani sıfıra karşı zaten ilk başta bir 12 polis vardı yaklaşık orada sokakta, kameraların da görüntülerinin içerisinde bir zaman. Yani ilk başta hiç tepki göstermeyen bir kişiyi zaten hiç yakalama hakkı olmayan bazı polis memurlarının bir araca beni koymaları söz konusu. Ondan sonra o aracın içerisinde benim kaldığım bir süre söz konusu. Ondan sonra da yüzümün o haliyle diğer polislere teslim edilmem söz konusu. Evet. Sonra da yani neresinde ben bir güç kullandım da ona bir aynı oranda bir cevap geldi. Ben onu anlamış değilim. Yani buradan hiçbir şey yok da. Evet. Onu anlamış değilim. Peki Sayın Sürenoğlu, aslında bu açıklamada metinde çok dikkat çeken bir paragraf da var. Ben onu izninizle size sormak istiyorum. Çünkü İstanbul Valiliği'nin açıklamasında deniyor ki aracın içerisindeyken siz aracın sert yerlerine kafanızı vurmuşsunuz. Yani hatta polisler de bundan etkilenmiş. Yani yani ben nasıl böyle bir açıklama yapmış polisler, inanamıyorum. Yani nasıl olabilir bu? Yani inanılır gibi değil. Yani ters kelepçe halindeyim ben. Aracın içerisindeyim. Sürekli araca gelen çıkan polisler mevcut. Aracın içerisinde ne kadar süre kaldığım belli. O süre içerisinde ben niye kafamı sağa sola vurayım ki? Yani hangi akla hizmet? Niye böyle bir şey yapayım? Yani vurmadım tabii ki. Yani ben buna vurmadım demeye bile utanıyorum. Evet. Evet. Yani peki, böyle bir soru bile çok şey geldi bana, saçma geldi açıkçası. Çünkü iddia çok saçma. Sizin ne alakası yok, kusura bakmayın yani. Rica ediyorum. Bizim elimize gelen metinde yapılmış olan tabii, o açıklamada bu cümleler geçtiği için doğal olarak diğer tarafta siz olduğunuz için elbette size soracağız. Evet. İstanbul Valiliği de değil. Diğer yandan şunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Bundan sonra az önce söyledim ya, bir yılan hikayesine dönmüş durumla belki de karşı karşıyayız. Bundan sonra süreç nasıl devam edecek? Sizin açınızdan. Yani süreç ilerleyecek. Adalet geç de olsa yerini bulacak. Ama geç gelen adalet ne kadar tatmin edecek toplumu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani niye bu süreç illa belki bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönüp de sonuçlansın ki? Ne gerek var? Biz kendimiz bu işi yapamaz mıyız? Biz Türk milleti olarak bunu halledemeyecek durumda mıyız? İnsan üzülüyor. Evet, peki öyle bir başvurunuz söz konusu mu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Yani daha oraya gelmeye çok uzun yol var. Şimdi önce bir bölge idare mahkemesinde bu kararı bizim taşımamız söz konusu olacak. Yani ondan sonraki süreci hep birlikte göreceğiz. Bakalım bölge idare mahkemesi valiliğin kararına karşı nasıl bir karar verecek? O süreç bayağı uzunca bir hukuk süreci var önümüzde. Evet. Ama ben isterdim ki hiç buna gerek kalmadan yargılama bir an önce başlasın. Evet. Gerçekten olaya karışmış olan polislerle olaya karışmamış olan polisler birbirinden ayrılsın. Olayın içerisine dahil olmuş olan polisler hak ettikleri cezayı alsınlar. Dahil olmayanlar da hiç boşu boşuna itham altında kalmasınlar. Çünkü orada çok fazla sayıda bir polis söz konusu. Burada görevi kötüye kullanma suçu faali meçhul şekilde iletildi savcılık tarafından idareye. Orada
sadece araçların geçişi 5 dakika sürdü. Yani oradaki toplam polis sayısını ben tahmin edemiyorum. Evet. Sadece benim işkence gördüğüm alandaki etraftaki polislerin sayısı inanılmaz derecede. Yani niye bunlar da hala olayın içinde dahil olsun ki? Hiç doğru değil açıkçası. Evet, size bu hukuk mücadelesinde kolaylıklar diliyoruz. Hem sağ olun, hepimize. Bu bir insanlık suçu, işkence bir insanlık suçu. Yani bu bana karşı atılmış bir yumruk değil, hepimize karşı atılmış bir yumruk. İnşallah bir emsal olur. İnşallah bir emsal olur. Tek dileğim o. Peki, Sertuğ Silenoğlu, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, avukat Sertuğ Silenoğlu'yla son verilen kararı konuştuk. Yorumlarını aldık. Devam edelim şimdi sıradaki haberimizle. Adalet Bakanlığı ceza davalarını azaltmak amacıyla cezada pazarlık modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni modelle birlikte savcıların takdir yetkileri arttırılacak. Savcı kamu davası açmadan önce zanlı veya faille pazarlık yapabilecek. Mahkemelerde cezada pazarlık dönemi kapıda. Yeni modelle savcıların yetkileri artacak. Yeni yasama yılı Ekim ayında başlıyor. Meclisin öncelikli gündemi ise yargıda reform paketi olacak. Adalet Bakanlığı da ceza davalarını azaltmak amacıyla cezada pazarlık modelini hayata geçirme hazırlığında. Bu modelin uygulanmaya başlanmasıyla savcıların takdir yetkileri artacak. Savcı tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi kamu davası açmadan önce zanlı veya faille pazarlık yapabilecek. Savcı ile failin ceza miktarında anlaştığı dosyalar tek celsede bitirilecek. Cezadaki indirim miktarının yasada yer alması şart olacak ve nihai karar mutlaka mahkemece verilecek. Basit uyuşmazlıklarda duruşmasız çözüm alternatifi de olacak. Hafif cezayı gerektiren bazı suçlar kabahate dönüştürülecek. Bu yöntem Amerikan ceza sisteminde de yıllardır uygulanıyor. Savcı sanık pazarlığı daha sonra Almanya, Rusya, Hindistan, Tayvan, Güney Afrika, Avustralya ve Arjantin gibi ülkelerde de yıllar içinde uygulanmaya başlandı. Sistemin Türkiye'de nasıl uygulanacağı şimdilik merak konusu. Trafik kazasında yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı. Dursun için önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Sultanahmet Camii'ndeki cenaze törenine de devlet erkanından pek çok isim katıldı. ...1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından yola çıkan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Profesör Doktor Dursun'un cenazesi Van'da gece saatlerine düzenlenen törenin ardından İstanbul'a uğurlandı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kendisine minnettarız dedi. İçişleri Bakanlığı'ndaki görevlerinden bakanlığımız bünyesinde başarıyla yürüttüğü birçok görevi, Minyatür Projesi'nden Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirdiği birçok yeniliğe, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı unvanıyla imzasını attığı çalışmalara kadar bu vatan için yaptığı her hizmet için minnettarız. Bir düşün insanı, bir bürokrat ve bir dost olarak ona gönül borcumuz sonsuz. Haluk Dursun için Sultanahmet Camii'ne düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanından pek çok isim de katıldı. Allahu Ekber. Ve Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun'un kazadan saatler önce kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında 4. Tarihi Roman ve Roman'da Tarih Bilgi Şöleni etkinliğine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun'un son görüntüleri kameralara böyle yansıdı. Siyaset dünyasından pek çok isim de başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Dursun'un vefatı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla aradı, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un kent tarihi ve kültürü hakkındaki önemli çalışmalarıyla önde gelen hizmetleri bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Dursun'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınlayanlar arasındaydı. Kültür, sanat ve bilim dünyamızın değerli şahsiyeti, Ayasofya ve Topkapı Müzeleri Müdürü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Haluk Dursun'un zamansız kaybından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarıyla sanat ve kültür camiamıza başsağlığı diliyorum dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın sürücünün direksiyon kontrolünü yitirerek aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği belirtildi. İlginç bir görüntü gelecek şimdi ekranlarımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir timsah hava üssünün boyunu aşan tel örgülerine tırmandı. O anlarda saniye saniye bakın nasıl kaydedildi. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Bir timsah yol kenarında Jacksonville hava üssüne ait tel örgülere işte böyle tırmandı. Ve sonra da usta bir şekilde tel örgülerin arkasına kendisini bıraktı. Görüntüleri o anlar sırasında yoldan geçen bir kişi kayda aldı ve daha sonra da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere dair yaptığı yorumda, eğer Florida'da yeniyseniz ve bir su birikintisi gördüyseniz içerisinde bir timsah olabilir notunu düştü. Over the fence. Ooh. Over the fence it went. Ooh. Evet, akşam haberlerinin bu akşam da sonuna geldik sevgili izleyenler. 20 Ağustos Salı'yı bu gündem başlıklarını noktalamış olduk. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.